Çok fazla yaralılar var burada. Gönüllü doktor ve hemşirelerden zehir açıldı iki de. Helikopter yukarıdan yerinde teslim ediyor. Polis arama göre ara sokakları kapatıyorlar, bir kapatıyorlar. Şu anda polis geri çekildi ama bekliyoruz. Aşağıda çalışmalar devam ediyor. Bu şikayet tarafına gidemiyoruz. Çıkışa izin yok, girişe izin yok. Bulunduğunuz yer neresi? Taksim, Gümüş tarafı. Kararlılık nedir? Sabaha kadar bekleyecek mi kalabalık? Yani 5-6 gündür zaten bu kalabalık var. Gece insanlar burada nöbet tutuyorlar. Gündüz ben buraya geldiğimde Taksim Gezi Parkı'nda çadırlar vardı. İnsanlar gece burada kalıyor, sabahlıyorlar. Çalışanlar sabah gidip gündüz çalışıp akşam geri geliyorlar. Hiçbir şekilde terk ediş olmuyor buraya. Giden mutlaka geri geliyor. Ayrıca yine Taksim Gezi Parkı'nda gönüllü insanlar stand kurmuşlar. Bisküviler, çerezler, sular. Bütün herkes 150'li varsa gelip oraya bırakıyor. Çeşitli yerlerde dediğim gibi reviller açılmış. Doktorlar, gönüllü doktorlar, stajyer doktorlar insanların arasında dolaşıyorlar. İnsanlara, yaralanan insanlara yardım etmek için polis barikatlarından şey diye yapıyorlar kendilerine. Sokakların bir çoğunda zaten eylemciler polise karşı barikat kurmuş durumda. Bir sokakta 4-5 tane barikat var. Polislerin kendi şeylerinden, zeminlerinden, sokak dışı malzemelerden, taşlar yerden sökülüyor, barikat kuruluyor. Polisin müdahalesi çok fazla çünkü. Yani dediğim gibi birden saldırıyorlar. Herkesin kafasına, gözüne nereye gelirse hiç fark etmiyor. Çekiliyor, birden çekiliyorlar, saldırıyorsunuz da birden saldırıyorlar. Katılımcıların dayanışmasına ilişkin birkaç örnek verebilir misin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gözü yananlar mutlaka çevrede birileri tarafından şey yapılıyor, yardım ediliyor. Yani müthiş bir dayanışma var. Yere düşen kimse yalnız bırakmıyor. Peşinden birkaç kişi kolundan tutuyor mutlaka. İnsanlar ellerinde limon dağıtıyorlar. Burada gün geçeyi dediğim gibi Marmara Oteli var, Şam Meydan'da. Oradaki çalışanlar insanlara su ve limon dağıtıyorlar yüzlerce. Tabii tabii, buyurun. Ama bunun yanında Starbucks, Moda gibi kafeler insanlara kapılarını kapatıyorlar içeride çalıştıkları halde. Ama işini ölçülemediğim bir sürü kafe insanları içeriye alıyor. Çünkü polis her yerden sıkıştırdığı için kapıda çok yer, çok fazla yer yok. Ancak mekanlara kaçabiliyoruz. Rica ederim. Sen orada sabaha kadar kalacak mı? Ben evet sabaha kadar buradayım. Buradan sabah işe gideceğim. Akşam yine buraya geleceğim. Tatlım, öpüyorum seni. Dur, kapatayım, yine açacağım.